Aslında saç kremini biz niçin kullanırız? Saçların banyo sonrasında daha yumuşak olması, çok kolay taranabilmesi, daha kolay şekillendirilebilmesi için. Bu erişkinler için geçerli, belki büyük çocuklar için geçerli ama bir bebekte saç kremi kullanmak aslında çok da gerekmez. Zaten bebeklerin saçı erişkinlere göre daha seyrek, daha yumuşak, daha kolay taranabilen saçlardır. Basit ve bebekler için özel bir şampuanla saçını yıkayıp kurulamak yeterlidir. Eğer bir bebeğe saç kremi kullanırsak neler olabilir? Saç kremlerinin cilde yapışan kısımları eğer iyi arındırılmazsa, iyi temizlenemezse bunlar giderek birikirler. Mesela konak dediğimiz saçındaki o kalın kabuklu tabakaların oluşmasını kolaylaştırabilirler. Yabancı cisim reaksiyonu verebilir saç derisi bebeğin bu kremlere karşı kızarıklıklar ortaya çıkabilir. O yüzden krem kullanmak bebeklerde gerekli değildir. 1 yaşından sonra saçı çok uzamış, işte efendim banyodan sonra saçı böyle birbirine dolanan, taranmakta güçlük çeken özellikle kız çocuklarında çocuklara özel kremler ya da işte sprey şeklinde saçların taranmasını kolaylaştıran çocuklara özel ürünler kullanılabilir. Ama 1 yaşından önce krem sürmeyi aklınıza getirmeyin. Bakım için eğer isterseniz bazen konak olan ya da işte kabuklanma olan saçındaki bebeklerde banyonun öncesinde doğal bakım isterseniz kısa sürede zeytinyağı uygulamaları yapılabilir. Yani banyo öncesinde biraz başını zeytinyağıyla yumuşatmak konaklarını, sonra banyo sırasında da hafif bir fırçayla, yumuşak bir fırçayla fırçalamak yeterli olur. Unutulmasın ki zeytinyağı kısa süreli cilt bakımları için ideal olsa da uzun süreli kullanımlarda cilde daha çok zarar verebilir. O yüzden tek tük haftada bir belki zeytinyağı kullanmak banyo öncesinde saçlar için faydalı olabilir. Ama sağlıklı ve sorunsuz bir bebekte durup dururken banyoda bizim saç kremi kullanmamıza gerek yoktur.